Arkadaşlar merhaba, ekranlar başında videomu izleyen herkese hoş geldin diyorum. Oyunumuz Hearthstone'un yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Çayınızı kahvenizi alın, arkanızı yaslayın ve tadını çıkarın. İyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. Bu bölümümüzde Wizbank Workshop'un etkinlik ödüllerini alacağız. Achievement ödüllerimiz var, onları alacağız ve Reverse Track kısmındaki ödüllerimizi alacağız. Sonrasında koleksiyon kısmımıza şöyle bir göz atacağız. Evet. Etkinliğimizin sona ermesine 9 gün 22 saat süresi var. Ben etkinliğimizi hemen 2 günde tamamladım. Paketlerimizi alalım. Bir de Warlock Hero avatarı, Hero skin'i veriyor. Bunun da bir ilk bakışını gerçekleştirelim. Günlük görevler ve haftalık görevler kısmını tamamladım, bitirdim. Reverse Track'ta şu an 75 leveliz, 76 level olmak üzereyiz. Arena giriş kartımı daha sonra alacağım. Gold'larımızı alalım. Golden Rare. Hayır, teşekkürler. Aa, bir tane legendary. Güzel bir şey çıkarsa sevinirim. Pirate. Shoplifter Goldbeard. Ha, rock kartı. Tamam, hayırlı olsun. Epic. Tamam. 75 leveliz, 76 level olmak üzereyiz. Burada da gold'larımız var. Bunlar da 100 seviyeye ulaştığımız zaman bunları da alırız. Şimdi achievement ödüllerimizi alalım. Tatelan Blood Watcher isimli kart bende yok. Bu görevi de ilk ayağını tamamlamışız. Wishing Well oynayarak bunu da oradan düşürerek oynamaya çalıştım. 20 mini minions diyor. Bu nedir? %2 oranını da tamamlamışız. Wizbank'ın henüz kartlarını oynamadık. Şu Cicigi şeyden Wishing Well oynamıştım ben. Wishing Well'den denk geldi. Şu nedir bilmiyorum. Burada bir görev yapmışız. Bir tanesini. Nature kısmında da bu şekilde. Ziliax Creation diyor. Ziliax, yeni Ziliax bende yok ama oynamışız.
Evet, Badlands kısmında %89 oranda tamamlamışız. Şu Snake Eyes görevini yapmak için kaç gündür, bir haftadır, 10 gündür uğraşıyorum ama bu kart bende yok. Wishing Well'den denk getirmeye çalıştım. Onda da oynadım ama birebir zar atıyorsun. Bu attığın zarın gelen zara göre mana değerinde bir minion keşfediyorsun. İki tane birebir gelmiyor bir türlü. Neyse, Demon Hunter kalmış. Hunter'ın da şu Tel'Dorin kartı bende yok. Yine aynı şekilde Wishing Well'den tedarik ederek, yani oradan düşürerek oynamaya çalıştım. 15 yapmışız. Mage'de de aynı şekilde Wishing Well'den 69 yapmışız, bak ikinci aşaması. Priest'in şu kart çok uğraştırdığı için oynamadım. Diğer bütün görevler tamam. Evet. %89, 66, 67, 17, 69 oranlarında Achievement durumumuz. 38.866 da Achievement puanı yapmışız. Profilimiz Wild modda Diamond 10, Standart modda Bronze 10, Twist modda da yine bronz 10. seviyedeyiz. Twist mod kapalı, standart mod henüz oynamadım. Wild modda birazcık oynadım. Diamond seviyesine kadar yükseldik. Hangi hero'dan ne kadar win aldığımızı da buradan görebilirsiniz. Biraz rogue oynadım. 1472 win olmuşuz gördüğünüz gibi. Tamam. Tüm ödüllerimizi aldık. Şöyle bir şeyler gelmişti, onlara bir bakalım. Yeni bir şey var mı hocam? Beleş bir şey yok. Değil mi? Beleş bir şey yok. Burada da beleş bir şey yok. Şu signature versiyonlarını alabilsek. Tamam. Aa, bu yeni gelmiş. Durit. Renault'un şeyi vardı burada. Renault'u alamadık. 1500 gold'tu. Onu kaçırdık. Tamam. Battlegrounds'ta ne var? Beleş bir şey yok. Burada da bir şey yok. Tamam. Evet, koleksiyonumuzda yeni ne var? Durit. Ha, bu geçen ay rank seviyesinden gelen ödüller vardı. Onlardan olsa gerek. Ancient Growth diyor. 7 mana. Mage, Legendary. Şu yeni. Tamam. Şimdi Wizbank'tan Legendary kartlarımız neler vardı? Çıkanır. Druid, Hunter, Paladin, Priest, Rogue, Şaman, Warlock, Natural. Kaç kartımız var yani? 1, 2, 3, 4. Aa, bu Legendary değil. 3 mü oluyor o zaman? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 tane Legendary kartımız var. Bir sonraki bölümümüzde şu ilk çıkan Legendary kartımız Sonya'ydı değil mi? Rock'un. Açtığımız paketlerden çıkan ilk Legendary kartımız Sonya'ydı. Sonya ile alakalı bir deck yapabiliriz. Sonya neymiş ismi? Water Dancer. Su dans. Sonya ile ilgili bir deck yapabiliriz veya Druid ile ilgili bir deck yapabiliriz. Siz yorumlarda lütfen belirtin.
Bir sonraki bölümümüzde hangi kartımızla alakalı video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Onunla ilgili bir deck oluşturalım. Sony olabilir. Kartımızın özelliği neydi? After you play a 1 manalık kart, sonrasında 1 manalık kart oynadığın zaman kopyasını veriyor ve mana değeri 0 oluyor. 1 manalık kartlarımız ne var? Mesela şöyle bir formaliteden bir deck oluşturalım. 1 manalık kartlarımıza bir bakalım. Standart modda 1 manalık kartlarımız neler var? Breakdance olabilir, koyabiliriz. Deadly Potion var. Weapon koyup bundan olabilir mesela. Deadly Potion olabilir. Breakdance olabilir. Sonrasında bu nedir? Draw a minion. Eğer Pirate ise çektiğin minion coin veriyor. Mixtape olabilir. Koyulabilir. Sonrasında 1 manalık başka yok mu? Bu kadar mı var? Valeria Gift. Bundan ne veriyor? Ha. Bak Deadly Potion bak burada da veriyor. Bu da 1 mana. Bak bu da olabilir. Valeria Gift olabilir. Valeria Gift. Mixtape olabilir. Deadly Potion. Breakdance. Wild modda yaparsak deckimizi 1 manalık kartlarımız neler var? Wild modda Pirate olabilir. Breakdance yine. Şu olabilir mi acaba? Başka 1 manalık kartlarımız. Şu olabilir belki. Ama yok ya. Çok da kart çekmek iyi değil. 1 manalık. Başka başka başka. Secret Passage. Hasar verici kartlar. Atak verici kartlar. Ne var mesela? Dur bakayım. Atak diyeyim. 1 manalık diyelim. Ha, Deadly Potion olabilir ya. Damaj kartları olarak mesela ne var? Minion'a veriyorsun, vuruyorsun. Bu da minion. Onu da geç, onu da geç. Onu da geç. Hasara onu da geç. Sinister Strike. Ha bak Sinister Strike de olabilir. 3 hasar vuruyorsun. Bu da 1 mana. Sinister Strike olabilir. Deadly Potion olabilir. Veya bir şeylerin manasını 1 manaya ucuzlatıp denk getirip o şekilde de oynanılabilir. Şöyle yapalım. Bir de bakalım. Preparation'la bir şeylerin manasını ucuzlatıp 2 mana ucuzlatıp mesela 3 manalık bir kartı 2 mana ucuzlatıp 1 manaya denk getirip o şekilde de combo yapılabilir. Shadow Step konulabilir. Dur bakayım şöyle bir koyalım. Şundan koyalım. Ha Scabs da olur. Shadow Caster falan da olur bak. Shadow Caster. 3 mana düşürüyorsun. Scabs da 3 mana düşürüyor. Scabs ama combo yaptığın zaman 3 mana düşürüyor. Bunda direkt bu kart oynadığın zaman 3 mana düşürüyor. Ha bunu veriyor. Bu kart oynadığın zaman da 3 mana düşürüyor.
Koyalım bakalım. Şu an deckimiz test arkadaşlar. Test. Şuraya test yazayım hatta. Tamam mı? Yani ne tarz kartlar koyabiliriz onlara bir bakıyoruz. Manasını ucuzlatacak. Ha bak bu da olabilir. Bir manaya denk getiriyorsun. Minyonları koyup bu da olabilir. Orada koydum minyonları tekrar geri alıp o minyonları bir manaya oynayabilirsin Sonya'yla. Kopyası olabilir. Potion of Illusion olur. Misal. Başka. Shadowcaster demiştim. Hasar veren bir manalık kartlar. Sinister Strike olur. Potion olur. Başka. Bu iki mana. Discover diyelim be. Mixtape konulabilir. Şu Valeria Gift olur. Bir manalık. Sonrasında bu ne? Discover a spell from another class. Diğer sınıftan bir spell keşfet diyor. Onun bir de kopyasını alıyorsun. İki manaya yani bir tane spell keşfediyorsun, bir tane de kopyasını alıyorsun. İki manaya iki tane kart alıyorsun yani. Bak bu da olur. Bu da güzelmiş. Ha, bunu geç. Weapon diyelim bir. Weapon'larımızda neler var? Bunları geç. Şu heal weapon'ımız vardı ya bir tane. Heal weapon'ımız kaç manaydı o? Ha şu, bu da olur. Neydi şu legendary kartımız? Velarok muydu? Velarok'u koyalım. Velarok olur. Başka... Başka. Draw kartlarımıza bir bakalım. Bravo Pirate. Bir tane coin alabiliriz eğer bunu denk getirebilirsek. Koyalım. Bandekimiz doldu. Koyulabilecek kartları koyayım da. Misal. Drava Minion şey vardı ya. Şu 3 manalık kart vardı. O da olabilir. Ha şu. Şu olabilir. Bak bu kart da olabilir. Pirate. Bunları çekip ayrıca Weapon'ı çekebilirsin. Bu da olabilir. Tamam.
Class kartlarından mesela tamam. Koyabiliriz mesela. Coin. Sonrasında Shadow Demis koyulabilir. Aa, Breakdance falan onlar nerede? Ha, Breakdance standart modda mı? Tamam. Şu 3 mana düşürüyordu değil mi? Scabs'a 3 mana düşürüyor. Şundan Sonya'dan 1 manalık kartların kopyasını alıyorsun. Kopya. Şey vardı şu. Artist vardı. Artist'i koyabiliriz. Artist Natural kart mıydı? 4 mana mıydı? Cover artist. Bak bu da olur. Koyulabilecek kartları koydum arkadaşlar. Buradan eleme yapacağız. Mesela nasıl bir şey yapılabilir? Shadowcaster'ın kopyasını al. Sonra Sonya'yı oyna. Sonra Sonya'nın kopyasını al. Shadowcaster. Sonra Potion of Illusion'la bunların kopyasını alma. Gibi. Bununla deckimizdeki Pirate'ları çekme, Weapon'ı çekme. O amaçla konulabilir. Bundan diğer sınıftan bir güzel bir kart keşfedebiliriz. Onun kopyasını alabiliriz. Velarok'u dönüştürebiliriz. Velarok kaç manaydı? Velarok nerede? Velarok 3 mana. Bundan yine Valeria Gift'ten de Deadly Potion keşfedilebilir. Weapon'a atak. Sonya'yı oynadıktan sonra tabii ki. Şu Sinister Strike olabilir. Bir mana rakibe hasar verme. Potion of Illusion'la Sonya'nın kopyasını aldıktan sonra birkaç tane kopyasını aldıktan sonra bunu bir manaya düşürüp Scabs oynayıp sonrasında Sonya'yı oynadıktan sonra Sonya 3 mana düşecek, 1 mana olacak. Bunun da kopyasını vermesi lazım diye tahmin ediyorum. Scabs oynadıktan sonra bunu oynarsam bu da 1 manaya düşer. Bunu da kopyasını verir mi acaba? Potion of Illusion. Bunları tekrar al. Sonra Weapon'a atak ver. Veya bunu oynayabiliriz. Rakip güzel bir kart oynarsa bundan rakibin oynadığı kartlardan bir şey keşfedebiliriz. O amaçla konulabilir. Dredge kartları, Draw kartları koyduk. Shadow Step yine aynı şekilde. Bu olabilir. Shadowcaster. Bu koyduğum kartlardan yine bu cover artistle de Sonya'nın kopyasını summon yapma gibi. Atıyorum 4 tane, 5 tane, 6 tane board'a Sonya'nın kopyasını çıkardın. Potion of Illusion, Artist falan, Scabs, Shadowcaster gibi kartlarla. Kopyasını alıp tekrar kopyasını board'a summon yaptıktan sonra Weapon'a atak verme, Deadly Potion veya Weapon'ın kırıldı diyelim, bir B planı olarak Sinister Strike olabilir. Sinister Strike oynadığımız zaman veya Deadly Potion oynadığımız zaman her bir manalık kartın kopyasını verecek. Board'da atıyorum 7 tane Sonya var diyelim. Bundan oynadık. 7 tane ekstra kopyasını verir. Her kartta 2 atak verdiği için 7 kere 2 14 mü yapar? 14 7 tane olacak. 28 atağı mı çıkar o zaman? Sinister Strike. Evet arkadaşlar, yani aklıma gelen, şöyle gözüme kestirdiğim mantıklı olabilecek kartları kombosunu yapıp kopyasını alıp summon yapıp tekrar hasar verme, weapon'a atak kazandırma gibi kartları koyduk.
Yani siz de buradan bir eleme yapıp kartlarımızı, deckimizi oluştururuz bir sonraki bölümümüzde. Bir manalık kartlar. Dediğim gibi manasını oynamak istediğiniz kartın manasını ucuzlatıp o şekilde de bir manaya denk getirip Sonya'yla o kartın kopyasını alabilirsiniz. Veya bir manalık kartların da koyabilirsiniz. Ucuzlatıcı kartlar da koyduk mesela. Preparation gibi veya işte şu Scabs'la da ucuzlatma, şu kartla da ucuzlatma, Shadowcaster'la da oynadığımız herhangi bir minyonun birebirlik kopyasını alma gibi. İdeal kartları, uygun olabilecek kartları koydum arkadaşlar. Buradan bir eleme yapıp deckimizi bir sonraki bölümümüzde oluşturabiliriz. Başka bir de şey vardı değil mi? Neydi? Bizbank Workshop'un Druid Legendary kartı neydi? Legendary kartı. Heh. Ovlonius. Bu da ne veriyordu? Spell damage artı 1. Spell damage şeyi bonus. Double bonus. Mesela düşük manalı şeyler. Bir manalık, sıfır manalık damage kartları mesela. Bakalım şöyle. Şundan olabilir. Şundan olabilir. Koyulabilir. Bu neymiş? Spell damage artı bir. Wizbank Workshop. A bu da location kartı. Ha bak bu da spell damage artı bir veriyormuş. Bu konulabilir, bu konulabilir. Şu olabilir. Şu olabilir. Sonrasında swipe olabilir. Bu neymiş? İki hasar veriyorsun. Sonraki kart bu turda oynayacaksın. Sonraki kart Death Matchless. Ha bu 3 mana düşüyor o zaman. Sonraki oynayacağın kart 3 mana mı düşüyor? O olabilir. Swipe olabilir. Ha bak bu da yeni bir kart. Bu da Choose One kartı. Bu kartı da bahsetmiştik. Ya spell damage artı 1 alıyorsun ya da deckinden bir spell'i draw yapıyorsun. İki seçenek sunuyor sana. Choose One kartı. Spell damage artı 1 veya draw a spell. Ondan sonra yani evet buna da bir bakarız. Buradan da bir eleme yaparız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu şeyde rankta twist mod kapalı mıydı? Ha, twist mod kapalıymış. Standart mod. Wild mod. Wild modda da Exhumed şu deckte Exhumed ufak tefek Exhumed görevlerini yapayım diyordum. Abi bir haftadır 10 gündür denk getiremiyoruz. Olmuyor bir türlü. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenirseniz harika olur. Hala abone değilseniz aşağıdan abone ol simgesine tıklayarak kanalımıza abone olabilir ve videoları beğenerek de kanalımıza destek olabilirsiniz. İstek göndermek isteyen arkadaşlar da oyun kodum Kare21603 Hearthstone'da ben eklemek isteyen arkadaşlar da bu oyun kodundan bana davet gönderebilirler. Şunlar kim? Bunları da silelim. Tamam. Yine ekranın köşelerinde kanalımdaki diğer seri videolardan veya videolardan bazılarını görebilir. Bunları keyifle izleyebilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Birbirinden eğlenceli videolar sizleri bekliyor. Bir sonraki Hearthstone bölümümüzde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar. Hoşça kalın. Bay bay.